şey bilmiyorum. Abdüley orada mıydı, değil miydi? Bilmiyorum. İçeri girerken gözlerim bağlıydı. Yani Ebru, Abdüley ile ilgili bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Yok. En yakın adamımı vuruyorsun ve bana söyleyeceğin bir şey yok, öyle mi? En yakın adamın babamı vurduğunda sen bana bir şey söyledin mi? Usta, yenge kötü şeyler yaşadı. Siz Ebru'yu eve bırakın. Sana bir şey yaptılar mı? Yok. Doktor ister misin? Doktorluk bir durumum yok. İyi o zaman. Eve git, geleceğim. Konuşuruz. Bize ait bir yer nasıl deşifre edilir? Nasıl baskına uğrar? Polat tek mi girmiş? Hayır efendim. Ünsal Kemal destek vermiş. İhanet bekliyordum. Ama böylesini değil. İçimizdeki haini bulun. Başarmışsın. Tam değil. Fellere ulaşamazsın. Felleri demiyorum. Ebru'yu aldık ama Abdüley ortada yok. Bir bakalım. Siz basmadan 15 dakika önce bir minibüs çıkmış. Muhtemelen onun içindedir. Ölü mü, sağ mı? Bilmiyorum. Dur bakalım. Aracın nereye gittiğini bulmaya çalışalım. Araç şu koordinatta durmuş.
Ardından yoluna devam etmiş. Bu arada sizin operasyonla paralel bitim çıkarılmış. Nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum. Ama hareketlilik dikkat çekici. Abdüley'i konuşturmuşlar demek ki. Acil durumda ev dışında sana nasıl ulaşabilirim? Ne yaptınız be Memati? Şimdi eve girdik usta. Memati, birazdan mesajla bir koordinat yollayacağım. Siz oraya gidin. Abdüley sağ mıymış usta? Bilmiyorum Memati. Gidince bana haber verin. Tamam usta. Bir şeye ihtiyacın var mı yenge? Teşekkür ederim. Gözünüzü dört açın. Bir şey olduğunda bana haber verin. Tamam abi. Usta bir şey demedi ama Abdüley galiba yaşıyor. İnşallah ortak da yaşasa adamı bırakırlar mı? Bir kere de moral ver. Moral dediğin cebinde taşınmıyor ki çıkarıp veresin. Sen de haklısın. Bu Abdüley'in de çilesi nedir be kardeşim? Değirmen başında durdular.
Hala kapalı. Bir daha çevirin efendim. Rahatsız etmeyelim Üstü Bey. Efendim, kapalı, nasıl rahatsız edeceksiniz? O zaman niye arıyorum Üstü Bey? İşte bu yüzden kaybediyorsunuz Tuncay Bey. İnsan alaka duyduğunu her an göstermeli. Buyurun efendim. Tuncay Bey, bir adres vereceğim, oraya gelin. Tabii ki efendim. Ambulansla gelin. Hayırdır efendim? Tuncay Bey, size gelin dedim. Adresi yazın. Yazıyorum efendim. Evet. Evet. Beyefendi, neyiniz var? Burası neresi? Beykoz. Beykoz neresi? İstanbul kardeşim. Beni en yakın karakola götür. Abi yaralısın. Hastaneye götüreyim seni. Ben iyiyim. Karakola götür beni. Abi. Abi. Abi iyi misin? Bekleyin. Efendim, burada mısınız? Al sonu. Başımız sağ olsun. Neredeyim ben? Klinikte. Adınız Abdüley değil mi? Sen nereden biliyorsun benim adımı? Adınızı bilmeyen mi var?
Ağrı kesici yaptık, birazdan geçer. Yine yine yapmayın lan bana. Ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz lan? Kimin adamısınız? Öldürürüm lan sizi. Gebertirim. Ben doktorum Abdullah Bey. Siz yaralısınız. Tam teşekküllü bir hastaneye sizi yollamamız lazım. Arkadaşlarına haber versek ya, Polat Alemdar'a. Polat Alemdar'ın telefonu var mı sizde? Arayalım, arkadaşlarınız sizi hastaneye götürsün. O kim? Polat Alemdar. Memati Baş. Kim lan onlar? Usta, etrafa epey baktık ama izmizde hiçbir şey yok. Tamam usta, biz de hastaneye geliyoruz. Ne olmuş ortak? Sorma. Asu ölmüş. Nasıl? Ne bileyim ortak, telefonda soracak halimiz yok. Bu sizin yaşlıların başıyla ilgileniyordu kız. Demek ki o ajan şerefsizler kızı öldürdüler. Abdüle'yi konuşturmuşlar demek ki. Abdüle konuşmaz kardeşim. Konuşmasa niye serbest bıraksınlar? O kurtulmuştur onların elinden. Aklımı bulandırıp benim canımı sıkma ortak. Ne var Aran? Neredeymiş? Söyle bir yere götürmesinler. Ben hemen gidiyorum. Abdüle'yi bulmuşlar ortak. Efendim Memati. Hemen geliyorum Memati. Abdüle'yi bulmuşlar. Ben alıp geliyorum. Efendim, düşeceksiniz. Düşmek istiyorum Sütücüğüm. Düşmek istiyorum. Düşüp bir daha kalkmamak istiyorum. Abdüley nerede? İçeride. Nerede? Usta kaçmış. Nereye kaçmış? Usta hali biraz tuhafmış. Aklı başında değil gibiydi diyor doktor. Bizi sormuş tanımamış. Yarası? Pansuman yaptık. Yarasında bir şey yok ama kontrol altında tutulması lazım. Siz biraz çevreye bakın Memati. Tamam usta. Aklı başında değil derken doktor... Getiren arkadaş arabaya aldığında nerede olduğunu sormuş. İstanbul deyince bayağı şaşırmış. Bir travma yaşamış ama ne olduğunu anlayamadı. Adını biliyor mu? Biliyor. Ama bizi tanımıyor. Evet. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ağrı kesici yapacağım dedim, çok sinirlendim. Düşmanca davranmaya başladı. Oh!
Dinliyorum seni. Anlatacak bir şey yok. Ebru, dinliyorum seni. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmanı istiyorum. Nasıl bu kadar aptalca bir şey yaptığını anlatmanı istiyorum. Peki sen beni nasıl bu kadar aptal yerine koydun? Benimki çok basit. Baban hainin tekiydi. Bu senin suçun değil diye sustum ve üstünü kapattım. Sana niye inanayım ki? Çünkü kaybedecek şeyi olan insanlar yalan söyler. Benim yok. Beni kaybetmekten korkmuyorsun yani. Arkadaşımın gözünün içine bakarak kurşun sıkıyorsun. Sonra da seni kaybetmemden korkmamı istiyorsun. Korkmalı. Biri korkmalı. Bu da sensin. Bence seni öldürmemden korkmalısın. Korkmuyorum. Korkmazsın tabii. Karnımda çocuğumu taşırken hiçbir şeyden korkmazsın. Arkadaşıma kurşun sıkmaktan da korkmazsın. Sana kim Abdüley'e bunu yapmanı söyledi? Kimse söylemedi. Ebru! Seni bu aptal tuzağa düşürenleri görmedin mi? Seni nasıl oyuna getirdiklerini görmedin mi? Bütün dertleri benim canımı yakmak. Sen buna nasıl alet olursun? Bunları şimdi anlatacağına zamanında anlatsaydın. Neyi ne zaman anlatacağımı sen bana öğretemezsin. Ne yapacağımı da sen bana öğretemezsin. Karnındaki çocuğa dua et. Karnımda çocuk mocuk yok. Ne? Çocuk mocuk yok. Aldırdım çocuğu. Babamın katilinin çocuğunu mu taşıyacağım? Eşyalarını topla, defol evinden. Kalk lan! Kalk lan! Siz kimsiniz lan? Kalk, defol lan! Burası bizim yerimiz. Kaç lan!
Cahit seni götürecek. Adamını falan istemiyorum. Götürecek dedim. Bitti. Sayın Feller sizi görmek istiyor. Yeni patronla aran nasıl? Patronum iyi de ortam stresli. Niye? Gündeme yetişmeye gün yetmiyor. Aranız nasıl? Mesafeli davranıyor bana karşı. Normal. Deneme süresi diye bir şey var. Beni niye çağırdınız? Polat'ın Amerikalıların içindeki adamı kim? Bilmiyorum. Bulut, seni oraya bir şeyler bilesin diye koydum. İhtiyarlar başkanı nerede diyorum, öğrenemedim diyorsun. Ajanları kim diyorum, bilmiyorum diyorsun. Siz beni bilgi almak için mi içlerine koydunuz? Yoksa istediğiniz zaman Polat Alemdar'ı öldürmem için mi? Ölümünü isteyene kadar bilgi almak için. Davut Bey, beni iyi tanıyorsunuz. Ben iki işi bir arada yapamam. Yaparsın. Hem de çok iyi yaparsın. Aaron Feller'in yerini basmaya giderken bana niye haber vermedin? Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Sizin karşınızdaki Polat Alemdar herhangi biri değil. O kadar kolay mı bir şey alıp bir şey vermek? Amerikalıların içindeki adamları kim? Öğren. Yapılan ihaneti duydun mu? Duydum efendim. Senden Polat Alemdar'ın yerimizi nasıl öğrendiğini ortaya çıkarmanı istiyorum. İçimizdeki hain kimse, onu bizzat araştırmalısın. Emredersiniz efendim. Efendim, ihtiyarlara yapılan baskın ne netice verdi merak ediyorum. Yerini tespit ettik. Ama adam elimizden kaçtı. Bunların nasıl bir sistemi var? Bizim harekete geçtiğimizi nasıl önceden bilebiliyorlar? Eğer içimizdeki haini bulursak bunu da öğrenmiş oluruz.
Hoş geldin evladım. Hoş bulduk baba. Çay içer misin? İstemem baba. Seninle konuşmam lazım. Hayır olsun evladım. Ben bir karar verdim. Neyle alakalı? Ebru'dan ayrılıyorum. Sebebini öğrenebilir miyim? Baba zaten biliyorsun ki bu evlilik çok isteyerek başlamadı. Neticede bir yuva kurup çoluk çocuğa karışmak için de Ebru'yu uygun bir kişi olarak düşünmüştüm. Ama? Aması şu. Ebru Abdüley'i vurdu. Nasıl vurdu? Bildiğin silah çekip öldürmek üzere vurdu. Abdüley? Sağ. Ama kayıp. Çok üzüldüm. Konuştun mu işinde? Konuştum. Pişman olmadığı yetmezmiş gibi bir de beni suçladı. Evladım, kız zor zaman geçiriyor. Ne yaptığını bilmiyor. Ben sana yalanı uzatmamanı ve Abdülhamid'in babasını vurduğunu söylemeni tavsiye etmiştim. Ebru affedemeyeceğim bir şey daha yaptı. Ebru hamileydi. Ne? Çocuğu aldırmış. Sana danışmadan, sormadan mı evladım? Evet baba. Neden? Babasının ölümünden beni sorumlu gördüğü için. Yanlış yapmış. Ebru evde mi? Onunla da konuşmak isterim. Gönderdim. Buyur birader. Beni dedem yolladı. Sen pazarcının torunu musun? Evet abi. Adın ne senin? Barış. Sabahları benden önce geleceksin. Akşam ben çıktıktan sonra çıkacaksın. Geldiğinde ortalığı temizleyip çayı koyacaksın. Gazeteleri alacaksın. Bakkal biliyor hangi gazeteleri alacağını. Ben sormadan hiçbir şey konuşmayacaksın. Ben ne yaparsam takip edeceksin. Ben burada çalışmak istemiyorum. Sana isteyip istemediğini soran oldu mu? Al şunu çay koy. Al. Öğleden sonra bir saat işim var. Gidip gelebilir miyim? Gidemezsin. Çıkar montunu. Kapının önünde süpürge var. Git süpür. Buradan gitmemiz lazım anne. Nereye evladım? Tedavine başka bir hastanede devam edeceğiz anne. Kızım ne olduğunu anlatmayacak mısın? Polat'la ayrılıyoruz. Neden? Ne oldu? Sonra anlatırım anne. Ebru'cum bu işler böyle olmaz. Nasıl olacağını bilmiyorum. Umurumda da değil.
Biten bitti işte. Şimdi konuşmak istemiyorum. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Hoş geldin anne. Hoş bulduk evladım. İçerideler mi? İçerideler. Hayırdır evladım, nereye böyle? Bunu oğluna sor anne. Ben kızıma soruyorum. Polat gitmemi istedi. Ben de gidiyorum. Polat gitmeni istedi. Annen de hastaneden çıkarın mı dedi. Başka hastanede de doktorlar... Kızım! Lütfen anne. Kızım, bir oturup konuşalım. Ondan sonra ne karar verirsen onu yapalım. Ama öfkeyle karar verilmez. Şimdi doğruca bana gidiyoruz. Ne karar verirseniz verin, her şeyin bir usulü var. Yolu yordamı var. Bir şey söyledin mi adamı? Hayır. Bulut hala tam güvenmiyorlarmış. Her şeyi yanında konuşmuyorlar. Polat Alemdar'ın kimlerle temas ettiğini öğrenecek. Yoksa orada durmayacak. Aynı şekilde kesin talimatı verdim sayın Feriler. İskender Büyük'le ilgili bir gelişme var mı diye soracaktım. İsrailliler güya İskender'le bize gözdağı vermeye çalışacaklar. Peki siz buna nasıl izin verdiniz? Turgut Özal'ın çok sevdiğim bir lafı vardır. Onlar küçük Turgut'la uğraşsınlar. İskender o kadar da küçük değil. İskender benimle birlikte büyük. Bensiz değil. İsrailliler şunu kabul etmek zorunda. Önce Amerika'nın çıkarları, sonra İsrail'in çıkarları. Amerika onları desteklemezse, Türkiye İsrail'i çıkarlarında boğar. Boğmalarına izin vermeyiz ama kulaklarının çekilmesinde hiçbir sakınca yok. Ne İsrail buna seyirci kalır, ne de Türkiye işi kulak çekmekle bırakır. Tabii ki İsrail Türkiye'nin yumuşak karnını iyi biliyor. Örgüte bazı eylemler yaptıracaktır. Türkiye kendi iç meselesini çözerse İsrail'e direnir. Hem de güçlü direnir. Beni çağırdı. Ne dedi? Haini bulmamı istedi. Er ya da geç seni ortaya çıkaracaklar. Yanlarından ayrıl, ben seni korurum. Oradan ayrılmamı bana ancak beni oraya koyanlar söyleyebilir. Başkan kayıp. Belki de ele geçirdiler. Hayır, geçiremediler. Emin misin? Feller bana söyledi. Belki de seni denedi. Hayır. Başkan yaşıyor. Biliyorum. Ferler'le görüştüm diyorsun. Nerede olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Gözlerim kapalı götürdüler.
Bir daha görüşmeye gittiğinde üstünde verici olabilir mi? Olur ama içeri vericiyle almazlar. Didik didik arıyorlar. Ben bulamayacakları bir yol biliyorum. Hayır mı Caner? Hediyeni yolladılar dayı. Verme, verme, verme o pisi bana. O tebeşirin tozunu buraya niye gönderiler bunlar? Dayı dediler ki geminin gelmesine daha 2 gün varmış. E o zaman malı. Bunlar niye erken çaldılar? 2 gün sonra çaladılar ya. Dayı ele denk gelmiş demek ki. Hırsızlığın günü mü olur? Olur tabii oğlum. Dolunay varken yapmayacağım bu işi. Al götür, al götür malı buradan. Nereye götürem dayı? Götür o madene koy. Dayı kalitesi bozulmuyor. Oğlum Cevher, malı ikiye böleceğim. Yarısına başka bir şey katacağım. Birinci kaliteden ikiye indireceğim. Yarısını biz burada satacağız. Yarısını da Avrupa'da ortaklarla. Dayı anlamayalar. Anlasınlar. Ne diyecekler? Polise mi şikayet edecekler Cevher? Mahkemeye mi verecekler Cevher? Bir daha iş yapmazlar dayı. Sanki ben ölüp bayılıydım bir daha iş yaparlar diye. Dayı bunları bizim çocuklarla mı satacağız? Bizim çocuklar? Bizim çocuklar. Malı başkasının çocukları satacak. Bu madene gittiğinde de söyle o Şemo'yla o Civa Yegen'ine benim yanıma gelsinler. Ne var lan, niye geldiniz? Dayı bizi kovdular. La zabıta size karışabilir mi? He? Dayı sana bir kurşun döktürek. Niye Cevher'im? Ya bir sürü çepreşik iş geldi bizi buluyor ha. Ne olmuş Cevher? Ya Polat Alemdar'ın adamı gelmiş bizim çocukların mekanına çökmüş. Hangi mekana? Ya yok mu çöplük? La oğlum oraya it bağlasan durmaz. Polat'ın adamı niye çöksün? Allah'ım. Eski kıyafetlerini ne yapacaksın? Lazım onlar. Neye lazım? Hastaneye geri döneceğim. Ne yapacaksın hastanede? Oradan güzel kamuflaj mı olur? Bildiğimi yapacağım. Ondan sonra hastaneye gidip yatacağım. Gelen geçmiş olsun der gider. Davut'tan sonra ne yapacaksın? Davut'tan sonra kendi konseyimi toplayacağım. Zaza zaten hazır. Diğerlerini toplamak da kolay. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İskender Büyük'ün bir kolunu kestiler ya. Zafer çığlıkları atıyorlar. Ahtapot'un bir kolu eksik. Fark eder mi? Her insanın yanlış seçim yapma hakkı vardır. Türkiye yanlış seçim yapmakta. Araplardan onlara bir fayda yok. Oysa biz bu bölgenin tek gerçek hakimiyiz. Biz Türklere
o hatadan dönme erdemini tanıyacağız. Hatadan dönmelerini mi istiyorsunuz? Bırakın sandalyeyle koltukla uğraşmayı. İktidarı değiştirin. Bakın Türkiye nasıl değişiyor. Hoş bulduk. İskender Büyük'ün size selamı var. İskender Büyük diyor ki Davut Tataroğlu çok yakın ölecek. Sus, sus, sus. Dedim. Baba? Ne oldu? Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Usta, her tarafa haber saldım. Elbet bir gören olacaktır. Yüzü tanınıyor Abdüley'in. Ortak, eskilerden manitası falan var mı Abdüley'in? Bir sultan vardı. Ona sordurdum. Eski kırıklarını biz bilmeyiz. Belki Erhan anlattıysa... Anlatmaz Abdüley bir şeyini. Oh. Usta nereye gidecek? Dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Bir ara aklına gelecek herhalde. Durumunu tam bilmiyoruz ki Memati. Hem yaralı hem aklı başında değil. Klinikten kaçması da bir tuhaf ya. Ne yapmışlarsa aşırı yapmışlar. Asu'nun yerini Abdüley mi söyledi diyorsun usta? Yerini değil ama ismini söylemiş. Söylemek durumunda kalmış. Çocuk bir de Asu'yu öğrendiğinde iyice bunalıma girecek. Bir sağ salim bulalım da bunalımını nasılsa hallederiz Memati. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Sağ ol. İnsan bir buyur der, beraber olsun der.
Vallahi haklısın, billahi haklısın. En doğrusunu sen yapışsın Keko. Yeni binalarda yaşanmıyor. Burası havadar. Domatesi de davulda yan darlada yetiştir. Taze taze keyfe bak. Bunu söylemeye mi geldim buraya? Keko, Polat Alemdar buranın altında maden mi buldu ki seni buraya çökerttin? Polat Alemdar kim? Dünden beri sorup duruyorsunuz. Cevher, görür müsün? Dayan zarf atayım. Zarf mı değilsin buna dayı? Diyana ya. Kardeş, her koroz kendi çöplüğünde öter. Buralar bizim çöplüğümüz. Birini takip etmek için, birini gözetlemek için hani özelse söyle. Çocukları çeken rahat rahat takip et. Kimsin, necisin, tanımam. Çek git buradan. Sen ben tanımışsın. Tanımıyorum. O zaman sevmişsin de. Dayı, emret burayı bununla birlikte yakam, çöp olsun gitsin. Ya milletin çöpünü niye yakışsın? Bizim çöpümüz mü? Başkasının çöpü. Sahibi gelsin yaksın. Sen hakikaten beni sevmiyormuşsun. Cevher beni niye arıyor şimdi? Asıl Abdüley'i onlara söylemek lazım. Her sokakta adamları var. Söyle Cevher. Dayım konuşacak Memati. Alo. Buyur Zaza. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Memati, beni sever misin? Bana öyle bir şey söyle ki Zaza, seni sevmek için bir ömür boyu sebebim olsun. Ha, bu sizin uzun saçlı yok mu, porikli? Şey, nedir Cevher? Abdüley. Abdülbey, Abdülbey. Ne olmuş Abdüley'e? Kardeşim, siz bu adamı sildiniz mi? Zaza, Abdüley'i mi gördün? Nasıl görmeyeyim? Çöplerin içinde yatıp içeri. Nasıl görmüyorum? Yanında mı? He. Bizim çocukları dökmüş. Ben de geldim, dedim ki kim bu bizim çöplüğümüzde öti? Bir de bakayım ne göreyim? Neredelermiş Memati? Oradan tornavidayı uzat. Hangisini? Sen ver. Benim istediğim değilse yenisini verirsin. O değil. O da değil. Bu mu? Aferin. Çabuk öğreniyorsun. Benim çıkmam lazım. Çabuk öğreniyorsun ama geç anlıyorsun. Sana çıkmak yok demedim mi? Çıkmam lazım diyorum ben de. Nereye gidecekmişsin beyim? Tuvalete. Akşama gidersin. Şimdi gideceğim. Gidemezsin. Ah Ömer baba. Hoş geldin bey.
Hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsın kızım? Nasıl olayım baba? Hanımlar bize müsaade edin. Biz baba kız baş başa konuşalım. Hı hı. Polat bana düşündüklerini anlattı. Şimdi de senden dinlemek isterim. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Çocuğu aldırmışsın. Evet, aldırdım. Neden? Polat'a kızdığım için. Bir insan eşine kızıp acısını çocuğundan çıkarır mı? Ne kadar haklı olduğumu oğlunuz dün gece bana gösterdi baba. Özür dilerim hepinizi üzdüğüm için ama inanın ben daha çok üzülüyorum. Bir şey anlattı mı? Ebru'nun bir arkadaşı vardı. Sedef. Bir çağırsanız onunla da konuşsam. Ne olmuş bu adamıza? Bu adamımızı ne etmişler? Kaporta aynı ama içinde motor yok. Sağ ol, biz gerisini hallederiz. Dostlar sağ olsun kardeş. Memati, siz burada kalın. Zaza, seni şimdi seveyim. Ben de seni seveyim Memati. Ben de seni seveyim. Cevherim bak, yarın öbürsü gün Memati sevgisini unutursa sen şahitsin ha. Şahidim dayı. Hadi gidelim hadi. Kıymışlar dağ gibi çocuğa ortak. Abdüley beni tanıyor musun? Kendini tanıt tanıyayım. Polat Alemdar. Sen niye peşimdesin? Biz seninle kardeşiz. Benim kardeşim yok. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Bana lazım olanları hatırlıyorum. Hangi senedeyiz? 2010. Sen hangi senedesin? Sana ne? Ben seni bir yere yolladım. Orada seni ele geçirdiler. Sana bir şey yaptılar. Hafızan sarsıldı. Hadi gel seni hastaneye götürelim.
Benim bir şeyim yok. Abdülay, ne hatırlıyorsan, nerede kaldıysan söyle, yardımcı olayım. Ben yardım vardım istemiyorum. Git buradan. Ben seni almadan bir yere gitmem. Git dediysem gideceksin. Senin burada ne işin var? Sana ne ya? Sana ne? Seni buraya Aslan Bey yollamadı mı? Birinin yanına yerleştirmek üzere seni Güneydoğu'dan getirtmedi mi? Bunları biliyorsun ya madem. Konuşmayacağımı da bilmen lazım. Gel seni Aslan Bey'e götüreyim. Aslan Bey sana anlatsın. Kim bu aslan? Senin üstün. Benim üstümse gelsin o bana söylesin. Peki kardeş. Memati, Abdülay bizimle gelmiyor. Bak elimi bile sıkmıyor. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi sen karışma. Yürü lan dükkana. Ne oluyor lan burada? Kim lan bu? Başkanım, mahalleden abim. Abim abi yürü. Şşş. Kölen mi lan senin, yürü deyince yürüyecek? Köpeklik yapma. Parçalatırım seni burada. Gücün yetiyorsa gelsene teke tek. Delikanlıysan, namusun, şerefin, haysiyetin varsa... Başkanım, Hikmet abinin bir kabahati yok. Sen de abin de defolun gidin buradan. İkiniz de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yürüyün, gidiyoruz arkadaşlar. Yürü lan. Yürü. Ebru çocuğu aldırdı mı? Sedef, Ebru çocuğu aldırdı mı, aldırmadı mı? Ebru size aldırdım demişse aldırmıştır. Evladım, burada bir yuva söz konusu. Ebru şimdi kızgın. Her şeyi söyleyebilir. Lütfen bunları kendisine sorun. Ben Ebru ile konuştum. Söyledikleri beni tatmin etmedi. Benim üstüne diyecek bir şeyim yok. Bir yuvayı yıkmak ne kadar yanlışsa, bir yuvayı kurtarmak için sır saklamamak da o kadar doğrudur. Sırrına saygı duyuyorum. Arkadaşlığına da. Ama arkadaşın için bir şey yapabilecek durumdasın. Bence... Bir ömür yanlış mı yaptım diye düşünme. Karar senin. Aldırmadı. Hala bebeği taşıyor.
Babacığım, emniyet müdürü geldi. Gelsin kızım. Geçmiş olsun Davut Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Arkadaşlar ilk sorguyu yaptılar. Güvenlik size söylediklerini inkar etti. Tahminimce ruhsal bozukluğu var. Bana hiç öyle gelmedi. Ya da birileri sizi İskender Büyük üzerinden tehdit ediyor. Neden İskender Büyük değil de başkası tehdit ediyor olsun ki? Çünkü İskender Büyük'ün bırakın tehdit etmeyi, adını söyleyecek hali yok. İskender Büyük. Duyuyor musun beni İskender Büyük? İskender Büyük. Büyük travma geçirmiş. Beyninde hasar tespit ettik. Bu hasara bağlı olarak da hafıza sorunu yaşayacak. Bu sorun geçici mi kalıcı mı? Zaman gösterecek. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Anlattığınıza göre geçmişi hatırlıyor. Ama geçmişi hangi boyutta hatırlıyor onu da bilemiyoruz. Bize düşen ne? Hastayı öncelikli olarak hastanede tutmak. Testlerimiz ve muayenelerimiz sonucunda size daha sağlıklı önerilerde bulunabiliriz. Teşekkür ederim doktor bey. Memati kelepçeyi ver. Abi kelepçe biraz ağır olmadı mı? Ben de istemiyorum da Erhan. Öylesi daha iyi Erhan. Beni zamanında yatağa nasıl bağlamıştınız? İyi de yaptınız. Abdülay de biraz bağlı kalsın. Abi seninki böyle bir şey değildi ki. Senin aklın başındaydı. Abdül'ünki değil. İşte o yüzden lazım ya Erhan. El birliğiyle kardeşimizi iyileştireceğiz. Bu sadece Abdüley'in değil, hepimizin sınavı. Herkes elinden geleni yapacak. Erhan, sen başından ayrılmayacaksın. Usta, bunlar insan mı insan değil. Bu hale düşüreceğini öldür. Sen de kurtul, o da kurtulsun. Tabii Allah uzun ömür versin Abdülay'a de. Memati, Abdülay'ı öldürmek kolay. Zaten Ebru sıktı kurşunu. Ölse ölürdü. Ama bu hale düşürmek... Bilhassa bu hale düşürüyorlar ki, her gören desin ki bunlar nasıl adamlar, bunlar ne güçlüler, bunlarla mücadele etmek mümkün değil. Açıkçası içimden geçmedi değil usta. Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar. Biz daha oyuna girmedik. Usta, diyelim ki bu Amerikalı'nın yerini öğrendik. Bu sefer bizi kalabalık karşılarlar. Kırmızı halı beklemiyorum Memati. Usta, Ali Memati'yi kaçıran İsrailliler. Abdüley ile yengeyi alan Amerikalılar. Nasıl olmuş da bunlar ikisi birden iki koldan saldırıyor?
Eskiden abi kardeş belliydi. Şimdi kim büyük kim küçük kavgasına girdiler. Mal davası gibi yani usta. Aynen öyle Memati. Biri diyor ki tarlayı bölüp yönetelim. Öbürü diyor ki tarlayı sürüp yönetelim. Nasıl olsa burada ırgat çoktur. Bunlar ikiye bölünmüşse dünyayı da ikiye bölerler usta. Bölerler. Her şeyi, herkesi bölerler. Gladyocuların içinde İsrailli var mı? Dedim ya, eskiden abi kardeştiler diye. Silahları İsrail veriyordu. Ülke içindeki örgütleri İsrail yetiştiriyordu. Şimdi? İskender gibi eski gladyocular İsraillilere kaldı. Yenileri Amerika'nın kucağında. Feller'in. Örgüt? Peki o kimin kontrolünde? Örgüt çok uluslu şirket gibi. Herkesin bir hissesi var. En çok hisse kimdeyse yönetim onda. En çok hisse kimde? Efendim baba. Evladım müsait misin? Hayırdır baba? Seninle konuşmam lazım. Akşam uğrayayım baba. Dükkandayım evladım. Mümkünse baş başa konuşalım. Peki baba. Ofisteyim, şimdi çıkıyorum. Abdül, uyandın mı? Neredeyim ben? Merak etme, emin ellerdesin. Yani tek elde. Biliyorsun ben kolumu kaybettim. İskender şerefsizi yüzünden. Allah'ından buldu gerçi. Şimdi eli ayağı tutmuyor. Gerçi ben de intikamımı aldım ondan. Sıktım bir tane ama bir taneyle ölür mü köpek? Ölmedi. Çıkar bunu. Ya ben de çok isterim ama maalesef Polat abi en doğrusu bu dedi. Senin adın ne? Tanımadın mı beni? Ben senin en yakın silah arkadaşınım. Erhan. Güllü Erhan. Ya sen üzülme. Ben sana bütün unuttuklarını hatırlatırım. Bu İskender dediğin nerede şimdi? Bir hastanede. Yakacıkta bir yerde. Bana da yerini söylemiyorlardı ama öğrendim. Sen tanıyor musun İskender büyüğü? Tanımıyorum. Aman iyi. Ne tanıyacaksın? Sen Aslan Bey'in adamıydın zaten. Biz seninle bu derin devlet meselelerini uzun uzun konuşurduk. Nerede doğru yaptık, nerede yanlış yaptık. Mafyayı nasıl çökerttik. Bunlar hep aramızdaki muhabbetlerdi. Derin devletin içini nasıl temizlemeye karar verdik. Yalan söyleme. Nasıl yalan söyleme? Erhan, ben bunları ne seninle ne kimseyle konuşurum. Ulan hafızan geliyor mu ne? Sen hafızamın gittiğine inandın mı? Ya Abdül bırak bu pis oyunları. Yok yok, harbi yedin sen. Eğer de yediysem ne olayım? Yaptınız değil mi abiyle yine bir plan? Kelepçeyi çıkarmamanı da söyledi değil mi sana? Söyledi. Yanında kim vardı?
Memati abi. Erhan, akıllı ol. Memati de bilmeyecek. Vallahi ben yemedim. Ama Memati abi yedi numarayı. Açsana şunu. Bir tuvalete gideyim. Sabahtan beri öldüm. Hadi Erhan Hanım, öldüm diyorum. Hadi çabuk git gel. Bir gören olur. Kimse görmeyecek. Sen merak etme. Çok şükür Rabbim. Meğer numaraymış. Saatte bile Ebru'yla mı uğraşıyoruz? Ben sana zamanında Ebru öğreteyim demiştim evladım. Demek ki istidadım yokmuş. Ben de Mecnun'dan daha Füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Nola kan dökmekte mahir olsa çeşmin merdumi. Müfte-i kabildir-i gamzen gibi üstadımdır. Ebru bebeğini aldırmamış. Sana öfkesinden yalan söylemiş. Nerede kaldı bu adam? Ne var Erhan? Abi Abdülay kaçtı. Alo. Alo. Ne demek kaçtı lan? Abi beni kandırdı, kaçtı. 30 yaşında adamsın Erhan. Nasıl kanıyorsun? Abi ne bileyim, iyileşti zannettim. Öyle bir numara yaptı ki. Tamam Erhan, tamam, geliyorum. Bu efken nedir? Anlamıyorum ki evladım. Baba, oyun mu oynuyoruz burada? Evladım, insanların duygularını anlamak mecburiyetindesin. Sen istediğin kadar haklı ol. Kızın kalbine nüfuz etmedikten sonra ne kıymeti var? Kızın kalbine benden başka her şey girmiş. Kin girmiş, nefret girmiş, intikam girmiş. Boş bırakmasaydın. Ya yapma baba Allah aşkına. İşimin gücümün arasında bir de bununla mı uğraşacağım? Tabii ki uğraşacaksın. Sen evliliği ne zannediyorsun? Ebru'ya diyorsun ama oyun mudur bu? Oynadık bitti. Kızcağızın babası öldü. O ruh halinden çıkamadan babasını öldürenin kim olduğunu öğrendi. Üstüne bir de hamile. O öyle de ya ben. Ben nasılım? Her gün nelerle uğraşıyorum. Abdülhey'in halini bir görsen baba.
Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun evladım? Hikmet abi! Yanıyorum! Gel! Gel! Yanıyor! Çocuk yanıyor! Yandı. Yanıyorum! Allah'ım! İyi misin? İyiyim! Yanıyor lan! Yanıyor! Allah'ım! Merhaba! Zülfü Yüksel, emir ve görüşlerinize hazırım komutanım.